Artı Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı. Bu akşam oynanan iki maç vardı. Toplu sonuçları hemen hatırlayalım isterseniz. Süper Lig'de 11. haftada ardından alınan sonuçlar geliyor ekranlarınıza. Trabzonspor 2, Çaykur Rizespor 1, Kasımpaşa 2, Özgür Kablo Yeni Malatyaspor 0, Altay 1, Demir Grup Sivasspor 1, Atakaş Hatayspor 1, Beşiktaş 0, İttifak Holding Konyaspor 2, Fenerbahçe 1, Yukatel Kayserispor 2, Vavakars Fatih Karagümrük 1, Akimiz Alanyaspor 2, Göztepe 2, Galatasaray 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Bu akşam oynanan maçlarda Giresunspor 1, Fraport Tav Antalyaspor 2, Medipol Başakşehir 2, Adana Demirspor 1. Maçlar bu şekilde sona erdi. 11. haftada tamamlanmış oldu. Sevgili seyirciler, haftanın şüphesiz en çok konuşulan konularından biri de Fenerbahçe'nin yine bir maçtan ardından üçüncü kez puansız ayrılmasıydı. Puan kaybıyla ayrılmasıydı. Sarı lacivertli camiada yüzler gülmüyor şüphesiz. Ceyhun Eriş, yaşananlar için hoca, yönetim, futbolcular birçok neden sayılabilir. Sen nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin puan kayıplarını? Sezon başından beri aşağı yukarı hep aynı şeyleri söylüyoruz. Sezon başı yorum yaparken evet biraz hocaya sabırlı davranmak lazım. Bir sistem oynatmaya çalışıyor. Bunun içinde bir zamana ihtiyacı var ama o zamanı geçeli bayağı oldu. Sıkıntı şurada. Hala bunda diretiyor olması. Hı hı. Ve aşağı yukarı 3-5 maçtır Fenerbahçe'nin benzer goller yiyor olması. 3-5 maçtır yani gol yemediği maç yok neredeyse Fenerbahçe'nin. Yani üçlü savunma oynarken rakibinize bu kadar pozisyon verip her maçta gol yemeniz bir sıkıntı. Ve hocanın da bir şekilde bunu da diretip ne olursa olsun sisteme bir değişiklik yapmaması doğal olarak eleştiri konusu. Çünkü herkes söylüyor. Sadece Fenerbahçe'yi izleyen ya da takip eden Fenerbahçe için yorum yapan insanlar değil. Yani futbolun içinde olan insanlar Fenerbahçe ile ilgili Pereira üzerinden aynı eleştiriyi yapıyoruz. Yani bir teknik adamın bu konuda daha esnek, daha çok yönlü olması lazım. Bu arada Fenerbahçe'nin bu yediği golü hazırlayalım sevgili Tolga. Bir de benzer bir gol var. Alanya maçında onu da ekranlara getireceğiz sen. Yani sözlerini tamamla, evet. Savunmaya çünkü dikkat çektin. Evet. Özellikle duran toplarda alan ve adam paylaşımını hocam sizden yine rica edeceğiz. Tabii, tabii. Bize açıklarsanız. Çok dikkat çekici çünkü Fenerbahçe'nin savunmada yaşadığı bu kırılmalar diyelim isterseniz bunun adına. Evet. Önce bu hafta ilk gole mi bakalım Tolga, nasıl yapalım, var mı o? O gelecek ekranlara. Şu var. Ben hocam tabii, çok kısa tabii bitireceğim. Tabii ki siz tamamlarken pozisyonda gelecek. Sürekli oyuncu üzerinden bir şeyleri değiştirmeye, hı-hı, çalışıyor. Mesela Konyaspor maçında yaptığı 41. dakikada bir anda 3 oyuncu çıkarıp 3 tane yeni oyuncu almak çok ekstrem bir değişikliktir. Ha, kimi bunu ya gerek var mıydı diye düşünebilir. Kimi çok yersizdi diye düşünebilir. Onun gözünden... Şöyle diyenler de olabilir. Hoca hatasını kabul etti. Hiç korkmadan, daha devre bitmeden oyuncu değişikliği yaptı. Evet, zaten o 3 oyuncu değişikliği biraz hem kendini tekzip ediyor hem bir taraftan, hı-hı, da saha içine de mesaj veriyor. Tabii. Bakın 45, bu dakikaya kadar normal oynamamız gereken oyunu oynayamadınız. O yüzden ben bu oyuncu değişikliklerini yapıyorum diye. Ama sıkıntı şurada. Bunu hep oyuncular üzerinden yapıyor. Diğer maçlarda da hiç sistem üzerinden yapmadı. Bu esnekliği hem kendine hem takıma sağlasa belki kazanacak bir şeyler. Bu hafta değil, öbür hafta değil ama 1-2 hafta içinde daha fazla şey kazanacak. Çünkü öyle bir kadrosu, öyle bir oyuncu grubu var ki oynayabilir diğer sistemleri. Tabii ki. Ya diretmesi çok anlamsız. Ve maçlardan sonra yaptığı açıklamalar, hani ürettiği mazeretler diyeceğim ama hakikaten de öyle. Yani çok manasız, anlamsız geliyor. Hı hı. Ya diretme hocam, sevgili Perer hocam, diretme. Hani hem kendine zarar veriyorsun, hem takıma zarar veriyorsun. Bundan 3 hafta önce lider takım, şimdi liderle aranda 7 puan fark var. Evet.
Hani bu kadar Pereira'ya yazar diyorsun sen de. Kesinlikle Pereira'ya yazar. O zaman bir bakalım Fenerbahçe'nin bu hafta yediği gole. Buyurun sevgili hocam. Hocam çok Fenerbahçe her türlü. Zala'yı övüyoruz, Kimi övüyoruz, Tisserand övüyoruz, Serdar Aziz'i övüyoruz, hepsini Altay'ı övüyoruz. O zaman Fenerbahçe savunma yapmayı da bilmiyor hocam. Peki o zaman ya hocası ona diyorsa? Ha, hoca yüzünden geri diyorum ben de. Hocanın kusuru var o zaman burada. Sorun orada zaten. Bireysel olarak oyuncularda bir sıkıntı yok. Onu diyorum. Demek ki takım oyununda sıkıntı var. Üçlü savunmada. Zeki abi, sistemde sıkıntı var. Evet. Başta da söyledim. Tabii. Artık Pereira hocanın yani diretmemesi lazım. Çünkü Aziz Başkan döneminde de direttiği için gitti zaten. Direttiği müddetçe diretir, ki diretir. Şöyle bir de istatistik var biliyorsun değil mi? İlk dönemdekinden daha kötü bir şey var, istatistiği var şu an. Evet ama şöyle hocanın zihniyeti şu. Biz işte ama olmaz ki, Porto Akademisi'nde yetiştik ekibimle birlikte. Biz bu işin futbolun okulunu, kitabını okuduk. Eğitimini aldık. Siz bizden iyi mi bileceksiniz? Tamam, ben ve ekibim Türkiye'deki bütün teknik direktörlerden, kulüp başkanlarından, yorumculardan daha iyi futbolu bilirizse getiriyor için ki eğer başarılı olup iyi gitseydi daha ağır cümleler olurdu Pereira'nın. Pereira'nın kavrayamadığı şu Zeki abi. 7 sezon mu oldu Fenerbahçe'nin? 2010 Pereira'nın ilk geldiği dönem 2015'ti. 7 sezondur Fenerbahçe şampiyon olamıyor. 8. yıla girdi. 8. sezon değil mi? 8. yıl. Ali Koç döneminin de 4. yılı, yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Sezonu. Bir beklenti var. Ya burası bir şeyleri denemeye çalışacağın, bir şeyleri oturtmaya çalışacağın bir kulüp camia değil. Bir yarışın içindesin. 7 sezondur, 8 sezondur beklenti içinde olan bir camia, bir taraftar var. Ve çok da hani isim olarak baktığında çok iyi bir kadron var. Sen çok özür dilerim. Kimse yanlış anlamasın. Gitsin Portekiz'de akademi kursun. Bir şeyleri oturtmak istiyorsa. Çok özür dilerim yani. Kimse yanlış anlamasın. Faturayı ya, biraz Pereira'ya kesiyorsun. Hocam biraz sorumlu da yönetim ne yapması lazım onu söylemiş. Yönetimin müdahil olması lazım. Bilmiyorum yönetim daha ne kadar müdahil. Baştan itibaren. Benim için önemli olan oraya girersek. Benim hocam, için önemli olan o. Bakın. Yarışma hocam, içinde buyur. Olan bir Gökhan hocam, dinleyelim. Test olarak işte ben bu sistemin bunu yok öyle bir şey ya. Sen yarışma içindesin, değiştirmek zorundasın. Hem kendi menfaatin hem kulübünün, camianın menfaati. Ben de kısa bir şey söyleyeyim mi? Değiştirmek Mesut Özil ile yaşanılan tartışmada yönetim Mesut Özil'in yanında değil, Pereira'nın yanında yer aldı. Yani hocanın arkasında yer aldı. Yönetim belki kendince tek, onu doğru düşünüyor olabilir. Bir tek gözlemimi söyleyeceğim. Pereira işte sistem değişmeyeceğim dedi. Sistemi hani bu 3-5'li sistemi değiştirmeyeceğim. Ben bu sistemle oynayacağım dedi. Her türlü prim aldı. Yönetimden taviz aldı. Evet. Bundan 2 hafta önce bir maçtan sonra İngilizce yaptı. Basın toplantısı yaptı yanılmıyorsam değil mi? Evet. Evet. İngilizce basın toplantısından sonra o kadar çok tepki aldı ki yani İngilizce yetersiz olduğunu nedeni anlaşılmadı. Bir hafta sonra Portekizce'ye döndü. Demek ki değişebiliyor. Dil bile değişti. Yani dili değiştiğine göre sistemi niye değiştirdin? Bana peki bir taraftara da sorduk biz. Fenerbahçe'de bu yaşananların sebebi ne? Bakın taraftar ne dedi?